Machine Learning kavramını iş dünyasında oldukça sık duymaya başladık. IoT ve Big Data gibi alanlarda yapılan çalışmalar hızla artarken, Machine Learning ve Deep Learning konusundaki yapılan çalışmaların da hızla artması oldukça normal. En başlarda verilerin üretilmesi bir problemdi. Daha sonrasında üretilen verilerin yapısal ve ilişkili bir şekilde kayıt altında tutulması problem haline geldi. Daha sonrasında ise bu verilerin analiz edilip doğru sonuçlarla doğru kararların alınması bir problem haline geldi. Şu an günümüzde veriler çok rahat bir şekilde analiz edilebilirken, yeni konumuz ise bu verilerin öğrenilmesidir. Bu verilerin öğrenilmesi için machine learning ve deep learning algoritmaları kullanılmaktadır. Birçok bulut platform tedarikçisi kendi içerisinde machine learning servislerini barındırmaktadır. Machine learning ile öğrenilen verilerin üzerinden kararların alınması diğer önemli bir konu. Gündelik hayatımızda sürekli tekrar eden işler bulunmaktadır. Bu işleri machine learning senaryolarıyla beraber olgunlaştırıp daha verimli hale getirebiliriz. Ve insan kaynağımızı daha aktif ve farkındalık yaratabilecek başka alanlarda kullanabiliriz. İnsanların çok daha uzun sürelerde analiz edip aldığı sonuçları machine learning senaryolarıyla beraber hızlı bir şekilde insan hatasını ortadan kaldırarak gerçekleştirebiliriz. Machine learning senaryolarına şu örnekleri verebiliriz. E-ticaret platformlarında kullanıcıların web siteleri üzerindeki davranışları, seçtiği ve aldığı ürünler üzerinden onlara promosyon veyahut da benzer ürünleri, ürünlerin görselleri üzerinden analiz eden bir machine learning algoritmasıyla gerçekleştirebiliriz. Benzer ürünlerin son kullanıcıya doğru bir şekilde sunulmasıyla beraber hem son kullanıcı deneyimini arttırmış oluyoruz, hem de doğru promosyonları sistem üzerinde oluşturmuş oluyoruz. CRM uygulamalarında da machine learning senaryolarını kullanabiliriz. Örneğin bir Twitter kullanıcısı Twitter üzerinden markanızla ilgili bir şikayette bulundu. Ve bu şikayeti CRM bölümündeki destek danışmanlarının bir şekilde görmesi gerekiyor. Twitter'ı dinleyen machine learning algoritması servis ticket'ını tweet'e göre kategorize edebilir. Bir şikayet ticket'ı mı olduğunu veya memnuniyet ticket'ı olduğunu ayırt edebilir. Bu şekilde CRM bölümündeki danışmanlar müşteriye ulaşabilir ve bir müşteri memnuniyeti sağlayabilirler. Hem daha az bir eforla hem de daha etkin bir şekilde sistem üzerinden müşteri ilişkilerini yönetebilirler. Machine learning senaryolarının altyapısında Google TensorFlow ve IBM Watson gibi tüm dünyada kabul görmüş asistan servisleri ve geliştirme platformlarını kullanmaktayız. Bu platformlar her geçen gün hızlı bir şekilde geliştirilmeye devam ederken aynı zamanda esnek yapıları sayesinde tüm süreçlerimizi baştan aşağı yeniden tasarlamamıza olanak sağlıyor. Incubation Hub ekibi olarak Google TensorFlow ve IBM Watson gibi platformlarda machine learning, deep learning ve AI uygulamaları üzerindeki çalışmalarımıza aktif bir şekilde devam ediyoruz.